elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. E, sen kaleciden bahsettin. Bence hatta Fenerbahçe'nin sağ stoper bölgesinde de hiç öyle e, Türk'le devam edelim, Serdar ve Samet'le de devam edelim gibi bir zorunluluğu yoktu. Orada da çok net bir isim almalıydı. Hatta omurgayı baştan, işte kaleden başlayıp kalece seni 0-0'da tutabilecek çok net bir kaleciye ihtiyacı vardı. İşte Livakovic seviyeleri. Salan e, Salah'ın yerine ki Salah da düştü bu arada. E, Salay da başlı başına formdan düştü. Loanpress sezon çoğunluğunda kiminle oynamaya alışmış ee, bir adam. Evet, bir de sağ stopere idarelik isimlerle devam ettin, İşte Gustavo, Samet bence Serdar da alternatif stoper olabilir Fenerbahçe seviyesinde. Buraya da çok belirgin Mustafa'nın almak zorundasın şu an. Evet, çok belirgin bir net bir oyuncu almalıydı Fenerbahçe. Yine göbekten devam ediyorum. Kaleci, sağ stoper hani Salay'dan çok daha kaliteli bir isimden bahsediyorum. Kim Minjae'ye hep şey diyordum, bence bu lig için 10 üzerinden 10'luk bir stoperdi Kim e. Hani daha iyisi zor yani. Kim daha iyisini bulmak zor. Yani 7.5'luk, 8'lik bir adam olabilirdin. Belli bir seviyeyi koruyabilirdin orada. Xayah'sı e, çok tutmuyorsan, Xayah'sı benzersiz bir oyuncu. Eğer hiç bir transfer yapmıyorsan kesinlikle ikili orta sahadan bir tanesi Xayah'sı olması lazım sezon başından bir yönde. Ama onu inanılmaz kaliteli görmüyorsan ki bu da kabul edilebilir bir şey. O zaman buraya da hamle yapman gerekiyordu. Yine göbekte yani o bağlantıyı kuracak. Bir tane daha gezinen bir 8 numara, daha hücuma kırılan bir 8 numara gitmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin daha kaliteli. Güzel bir, bir haber vereyim. Hı. Hmm. Ee, çok çok büyük ihtimal kalıyor Fenerbahçe'de. E zaten George Jesus gittikten sonra e, yani o ihtimali düşünüyordur oyuncu. Gitmeden önce de, gerçi gitmeden önce de gideceği belli olduğu için daha yani evet. rahat görüşülmüştür ama Fenerbahçe bence zaten son büyük maçlarda oynatmasın anne. Hani. Hem Galatasaray maçına 11 tartı çıktı, tartıraman. hem Türkiye Kupası 11 çıktı. Bu zaten bir mesaj. Tabii madalya da aldı adam. Yani bayağı 11 çıkıp madalyasını da aldı. Türkiye Kupası'nın şampiyonu e, bir apoleti var şu anda. Hı -hı. Bence olumlu bir gelişme bu arada. Yani önünde transfer yapılacak olsa bile Zayce'i kadro tutarım abi hemen. Yani, garantili bir, yani belli performanslı garanti bir oyuncu. E yaşı da müsait abi. Ya bu yaşlı bir oyuncu değil ki. Tabii tabii. Bir öne geçiyorum. Bence... Forvet'te burada George Jesus'un artık planlama hatası da George Jesus diyebilirsiniz. Yönetim en azından devre arasında hamle, hani müdahale edebilirdi, keski müdahale edebilirdi diyebiliriz. Ama forvet titlemeleri çok benzer oldu. Boğaçay, King, Valencia bunların hepsi benim için e, ideal bir 9 numarayı tamamlayan ikinci forvet olurlar. Yani bir tane ceza sahası avcısı olur. Fenerbahçe iç sahada 13 puan kaybetmiş olur. Bence çok fazla yani. Kadıköy'de 13 puan vermek fazla. Sana 13 puanın çoğunluğunu getirecek net bir 9 numara, net bir ceza sahası avcının olacaktı. Ve geri döndüğün maçlar da var yani. Evet. Aslında çok daha büyük tabii, da olabilir. olabilirdi. Tabii tabii Problemli maçlar çok fazla oluyor. 20'yi 13'e falan indirdin sen. Ve bu hani yani rakibi yarı sahasını kapattığın maçları kazandıracak 9 numaradan bahsediyorum. Aynen. Hatta ee, bakalım ya Yani Icardi var Galatasaray'da. Yarattığı fark ortada. Ee, Abu Bakar Beşiktaş geldikten sonra yarattığı fark ortada. Ya Batçay burayı tamamlayacak oyuncu. Valencia burayı tamamlayacak oyuncu. King burayı tamamlayacak oyuncu. Yani o işi yapacak biri var ama etrafında fırsat kovulan yani ikinci forvet tadında oyuncular bunlar bence. Joao Pedro nasıl bu beklendi? ondan da karşılık gelmedi. Ondan yani. tabii ki bireysel bir eksi yazdı. Bak sana 3 takım 4 takım sayacağım hatta. Hı hı. Tam senin şeyini dolacak. Başakşehir 38 puan almış. Rezil bir sezon Avrupa yani şeyden kastım yani eee abartmıyorum ama Avrupa derecesine oynayamayacağı bir senaryo evet. oynadı Başakşehir. Adana Demir 40 puan. Trabzon ki Adana Demir'e de son iki maçı kaybetti. Hı -hı. onu ona teşekkür söyleyeyim. İç sağları hı. söylüyorum. Trabzonspor 40 puan. Fenerbahçe 41 puan. Galatasaray 47 puan. 6 puan yemişsin buradan. Yani. Ee, yani çok çok ciddi bir fark. Yoksa Galatasaray'la deplasmanın kafa kafaya 41-39 Götürsen Jorge Jesus'a, yani lider 41 almış ama sen de 39 aldın. Şey der mi? Hayır demez yani. Evet. Çok hayır demez, ben hiç sahada kapatırım der bunu yani. Ama işte öyle olmuyor, öyle olmalı. Ya aslında bu e, ceza sahası avcısı Safkan golcüden kastım hep buydu Fenerbahçe'nin eksikliğini neden vurdu. Yani böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı, umarız gelecek sezon bu ihtimalin üstüne gider diye düşünüyorum. Buradan istersen yavaş yavaş transferlere geçelim. Biten bir transfer ben var. Rankent konuşalım. Biten, bitti transfer çünkü açıklandı. Hı, hı. Rankent de aslında bu az önce bahsettik ya. İşte Fenerbahçe'nin kalite oyuncu eksikliğini böyle gelip level artıracak oyuncu. Fenerbahçe'de 25 tane rotasyon oyuncusu var abi. O klasmanda değil. Ee, yani Yine o da rotasyon oyuncusu. Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe artık seviyesi bir tık yukarı çekti oyuncusu değil. Rossi'den kesin daha iyi bir oyuncu. Yani oyuncunun modeline baktığımda Fenerbahçe'de çok çok da olan bir oyuncu tarzı değil aslında. Biraz farklı bir model o da. Yani Çünkü hız, hızla daralan becerisi aynı anda olan oyuncusu çok fazla yoktu Fenerbahçe'de. Ya hızlı oyuncuları vardı ya da daralan becerisi işte olan Emre Mor gibi Arda, İrfan gibi daralandan çıkabilen oyuncuları var ya da çabuk hızlı oyuncuları var işte Rossi gibi. İkisini bir arada yapabilecek oyuncusu yoktu. Bence Ryan Kent bu anlamda biraz farklı bir oyuncu modeli oldu ama genel olarak kalite seviyesini çekecek bir, yukarı çekecek bir oyuncu değil. Doğru bir kurgu ihtiyaç duyacak bir adam. Çünkü bir istatistik vermiştim ben. Videosunu da yapmıştım Ryan Kent'in. Hani final aksiyonlarında eksikliği var. Bir kenar forvet, özellikle Fenerbahçe seviyesinde ciddi bir skor katkısı beklersin. 19 şutta bir gol atıyor. Çoğunlukla zorlama şutları itiliyor. Ben Fenerbahçe'de yine de daha iyi skorer bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Hani biraz daha hani iyi oyuncularla birlikte oynadığında daha böyle mesela tersinde Arda Güler oynadığında daha fazla net pozisyonlar yakalayabilir seken yani toplarda. Hani yakaladığı pozisyonlar daha net olabilir. Kalitesiz. O yüzden, o yüzden hani gol sayısı artabilir ama yine de dediğim gibi çok kalite yükseltecek bir oyuncu değil. Kötü transfer de diyemem. Kendince kendi gelişiyle arttırmıyor bu kaliteyi. Evet. De. Mesela Kent için en ideal formasyon 4-4-2'nin sol açığı. Yani 4-4-2'nin çünkü 4-3'e göre şöyle bir farkı var. Kanat oyuncusundan kanat olmasını bekliyorsun. Yani e, skora golcü destek vermesinden ziyade adam eksilsin, topu ortaya çevirsin, denge bozsun. Bunları yapabiliyor Kent. Mesela işte bir tane alacağın 9 numara, Safkan bir golcü. Etrafında gezinecek Batu Şahay'ı. Sağda Ardu Güler, solda Kent. ideal bir kurgu olur diye düşünüyorum. Güzel. Benim sevdiğim bir oyuncu. Ben çok olumsuz olmakla birlikte... E, olumsuz olmamakla. Olumsuz olmamakla birlikte. He, olmakla dedin de. Yok yok. Ya Hı. şey, Mamamı şey olmuştur. <laughs> böyle mamamı. Çünkü ben anladım çünkü öyle demek istediğini. <laughs> Aynen. Yani aslında oyuncuyu da bir e, hani yetersiz buluyor değilim oyuncuyu ama. Abi Fenerbahçe'nin her oyuncusu böyle. Fenerbahçe 25 tane rotasyonu. Evet. Yani menajerlik oynarken bile vazgeçilmez oyuncularım vardır. Evet. Önemli oyuncularım vardır. Key player. Key player'ı yok Fenerbahçe'nin. İşte var bir tane Arda var. Yani, ferdi dersin Türk kontajı. Yani. Key O da önemli oyuncu. O da rotası. O da orada orada oynatılıyor yani. Duruma göre, maçına göre. Yok yani. E, ee, Fenerbahçe'nin bu kontenjanı önce doldurması lazım ki hani şey olur ya bir şey vardır. Kaba önce kumları koyarsan taşları koyamazsın. Büyük taşları. Ama önce büyük taşları koyarsan kumları rahatlıkla doldurabilirsin. Fenerbahçe sürekli kalite kum peşinde. 2 tane ağır taşın orada olması lazım ki ondan sonra doğru bir şekilde faydalanabilirsin, doldurabilirsin takımını. Fenerbahçe'nin bunu çözmeden mesela gerçekten mesela devre arasında Abu Bakar gelmiş olsaydı ben şu an kent transferine çok daha konuşabilirdim. Ama yok Abu Bakar Beşiktaş'ta oynuyor. Hmm. Icardi Galatasaray'da oynadı. Hala oynayabilir, oynayamaz ayrı mesele. Ama bir ihtiyaç var yani. Her, yani birçok alanda, birçok bölgede. Bu seviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ee, yoksa mesela Arao da iyi bir oyuncu bence. Kötü bir oyuncu değil. Ben Arao'nun çok olumsuz değilim ona da. Crespo'ya da olumsuz değilim hep ama. Hep böyle fenal var gerçekten. Ama mesela şey diyebiliyor musun? Hacı Ahmetoviç'ten daha çok katkısı var. Hacı Ahmetoviç, Getson'la birlikte çok daha, daha potansiyelli bir, bir içini yani. Daha işleri değiştirdi Beşiktaş'ta. Hatta e, doğru kıdan kıyaslamak da çok doğru olmayabilir. Mesela Getson'la ben kıyaslarım. Tam altı numara oynamasa da. Onun kontenjanını biraz dolduruyor. Şimdi hı hı. Fizik, mücadele, tempo falan. Getson çok daha iyi bir oyuncu abi. ile kıyaslayamıyorsun bile yani. Torreira 5 gömlek daha iyi oyuncu. Olmaz ki böyle. Senin oyuncuların idare edecek. Herkes idare ediyor Fenerbahçe'de. Yani sola da idare eden oyuncu alın anladık ama o zaman artık birçok bölgeyi artık hı. daha farklı kurulamak zorundasın. 9'a çok belirgin bir isim gelmesi lazım. Edun Dzeko. Valencia'da gitti. Edun ihtimali konuşuluyor. Ben, ben hala mantıklı bunun gitmesinde. E vayseyi mı? Yok. E, ya ben daha iyisi gelecekse mantıklı bulduğumu söylemiştim. Onu ben bekleyeceğim. Yani. Ya yani ya acaba yine acaba bir forvet gelecekse. Yani yine de yapmışını ha. yaptığını kanıtlamış adamın kalması da mantıklıydı ama acaba olmayan bir dokuzuma gelirse o zaman farklı. Ben konuşurken, konuşurken. strese giriyorum ya. Gerçi Fenerbahçe konuşurken strese giriyorum. Fenerbahçelere Allah kolaylık versin. Gerçekten. <laughs> Full samimi söylüyorum bu arada. Çok sinirleniyorum abi. Yani Mesela Valencia'nın eleştirildiğinin onda bir eleştirilmedi. Joshua King Pedro'ya. Bu adamlara para yatırdın ya. Maaş verdin, bon servis verdin. Her şey verdin. Joshua King'e vermedi. Yani bu paket iyi bir paket yani. Bu yıldız oyuncu parası bu. Yani Pedro Joshua King'e verilen paket. Hı hı. Hani 6,5 diyen de var. 5, hadi 5,5 bon servis diyeyim. İkisinin maaşını toplasanız 4 milyon, 4,5 milyon eder bunların maaşı. En az. Eder. En az 4,5 buçuk. Ama bu paraya zaten yıldız santrafor alıyorsun. Ya bu kadar acayip bir şey değil, hikaye değil bu yani. Bir tane makul oyuncu bulursun, bir tane star oyuncu olursun. O zaman Valencia'da e, hani hem katkısını verir hem de bel bağlamazsın. Yani benim hayati işlerimi Valencia yapacak olunca yaptı da bu sene yani. Üç tane hayati iş yapıyor da 2 tane de hayati noktada kaçırıyor adam yani. Zaten burada öyle olsa Premier'den gelmez. Yani daha Zaten onlulara çıkmış bir oyuncu. Finalde de kötüydü bayağı. Ee, Dol şeyden özellikle Beşiktaş maçında kaçırdığı evet. penaltı çok kritikti bence. Ama bu adamın gol sayısı var. senin sezon içinde salaktan taşıyor yani. <laughs> bu adamı e, bence tutmak daha kritik bir nokta olmalı. Yani Joshua King'in sorgulanmadığı, ya bu başımıza kaldı adamları sorgulanmıyor. Performans veren adam sorgulanıyor. Ben anlamıyorum yani. E, Valencia nasıl bir rotasyon olur biliyor musun? Abubakar Bak şu olur. E, gerekirse Abu Bakar Valencia yaparsın. Abu Bakar sakatlanırsa Valencia Batu yaparsın. E, yani üçüncü ve en az öbürküleri kadar katkı veren çok güçlü e, ve takımında tutmaktan yüksünmeyeceğim bir adam olur. Valencia'nın iki, iki alması, iki buçuk alması falan bir şey batırmaz yani. E, biraz daha ısrarcı olabilirdi diye düşünüyorum. Hata olduğunu düşünüyorum ciddi şekilde. İşte ben de bundan sonraki strateji her şey olacaksa bahsettiğimiz artık böyle gri acabası olan ki Valencia bence performansına rağmen acabası olan bir oyuncu. Böyle arkanı yaslanıp Fenerbahçe'nin de 9 numarası var canım işte Valencia var daha ne istiyorsunuz diyeceğim bir adam değil. Eğer plan orada kalite artırımıysa bu gelecek oyuncuyla birlikte göreceğiz. O zaman derim ki tam ya Valencia uzun da sözleşme değilse, 3 artı daha fazla sözleşme imzalamaması doğal diyeceğim. Yani King ve Joao Pedro şöyle farkı var. Valencia'dan şu anda kopabiliyorsun. Yani ya devam edeceksin 3 yılda ya da şu anda ayrılmak kararı alacaksın. E bence King ve Joao Pedro zaten teklif gelirse hayır diyeceklerini zannetmiyorum bu arada. Onları elden çıkarmak biraz daha zor olduğu için. Şu an Valencia'da zaten sözleşmesi bittiği için. E o daha erken, daha kolay bir şekilde elden çıkarıldı. Burada önemli olan şey dediğim gibi Fenerbahçe'nin 9 numarasının kimin geleceği. Yine böyle ben yani non, non name, dedim hani performans olarak da Kim Minje de olmayan yani gümbür gümbür gelen bir potansiyel de olmayan ya da tanıdığımız belirgin bir net bir 9 numara da olmayacak. Herhangi bir 9 numara gelirse yine o zaman sen de mi fikir oldu? O zaman hani sen niye gitti dedim. Ama o yüzden ben bu işin takipçisi olacağım. 9 <laughs> numara gelecek isme göre bakacağız. Ee, şeyde telefonum bakan baktım dikkatini çekmiştir bazı izleyicilerimizin. Fenerbahçe resmi duyuru yaptı. Jorge Jesus'a yollarına ayrıldığını, hı hı. sezon değerlendirmesi yazmışlar. Jorge Jesus'a teşekkür etmişler, başarılar dilemişler. Bunu da daha genişçe konuşuruz. Evet. Ee... Bu arada e, transfer döneminde ilk round devam edecek. İlk round Uğurta transfer olarak aynı devam gün, edeceğiz. Aynı gün, aynı gün aynı saatte devam ediyoruz. Rahat olun, buradayız. 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 <laughs> buradayız. Bırakmıyoruz, benzeri terk etmiyoruz. O yüzden diyorum bu işin peşinde, <laughs> bu işin takipçisi olacağız diye. <laughs> Aynen öyle. O zaman istiyorsan Galatasaray'a geçelim. geçelim. Galatasaray'da da... Ee, gitme ihtimali çok kuvvetli oyuncular var, evet. ee, Icardi var her şeyin başında. Ee, Galatasaray'a geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.